Burak Kut'tan eşini duygulandıran röportaj. Ünlü model Çağla Kubat tahtını varisini açıkladı. Spor tutkunu Ebru Şallı'dan kaslı erkeklere şok eden gönderme. Magazin 8 haber turu başlıyor. Burak Kut'un eşi Cansel Kut'u duygulandıran röportaj. Babam rahmetli oldu. Bütün babasını kaybedenlere. Irmak Atuk'tan güzellik sırları. Farklı bir hava veriyor insana. Çağla Kubat tahtına aday ismi Magazin 8'e açıkladı. Son bir senedir o beni taklit etmeye başladı. Ebru Şallı'dan kaslı erkeklere sert gönderme. Deliriyorlar. Magazin 8'de en sıcak görüntüler, en taze röportajlardan oluşan hızlı bir haber turuna başlıyoruz. Gülben Ergen, sağlıklı mutfak projesi için kolları sıvadı. Sağlıklı yaşam için tabii ki sağlıklı aktiviteler ve sağlıklı beslenmek. Hazırlanan yiyecek ve içecekleri yakından inceleyen Gülben Ergen, proje için mutfağa da girdiğini söyledi. Tabii ki çalışanlar var ama benim elimde yiyor. Üç çocuk annesi Gülben Ergen, yaz tatil planını da yapmış. Okullar kapandıktan sonra çocuklarla tatile gideceğiz. Gülben Ergen, yakın arkadaşı, çiçeği burnunda gelin Gülşen'e de mutluluklar diledi. Gülşen'le Ozan Çolakoğlu'nun evliliğine dün akşam sosyal medyada da yazdım. Çok yakıştırdım iki müzisyen. Çok mutlu oldum evlenmelerine. Etkinlikte sadece sağlıklı beslenmenin yeterli olmadığı, her insanın hareket etmesi ve spor yapması da işte bu etapta vurgulandı. Burak Kut'un eşi Cansel Kut ve çocukları Aden, İstanbul'da düzenlenen Babalar Günü etkinliğine katıldı. Yaz geldi artık. Kıştan biraz sıkılmıştık ki ben çok kış insanıyım ama bu sene biraz uzun sürdü. Cansel Kut rahmetli babasını anarken duygulandı. Her şeyden önce benim babam rahmetli oldu. Bütün babasını kaybedenlere bugünlerde biz duygulanıyoruz tabii. Ama onun yanında da genç baba olanlar ve çocuklarıyla geçirenlerin bütün babalar günleri kutlu olsun. Kız çocuklarının babalarına olan düşkünlüğü malum. Aden de babası Burak Kut'a deli gibi bağlıymış. Baba sevgisi bir başka. Ne kadar zaman geçerse geçsin unutulmuyor. Anneler de bir başka ama kız çocuklarıyla babaların ilişkisi çok farklı. Ben onu kendi kızımda da görüyorum Burak'la beraber. Dünyalar güzeli Aden, babası Burak Kut'la ev hallerini anlattı. Oyun oynuyoruz. Akşam acıktığında da sandviç yapıp yemek yiyoruz. Babalar Günü öncesi düzenlenen etkinliğe eski manken Pınar Tezcan da çocuklarıyla katıldı. Ne çizmeyi düşünüyorsun peki? Ben baykuş çizecektim ama çizilmez o kağıda. Ha çizilemi çizilemedi, baykuş çizecekmiş babası için. Magazin 8'in güzel ve başarılı sunucusu Irmak Atuk, Levent'te katıldığı bir etkinlikte güzellik sırlarını anlattı. Şeftali tonları ve kahve tonlarını seviyorum. Günlük yaşamda az makyaj yapan Irmak Atuk, televizyona çıkarken makyajını kendisinin yaptığını söyledi. Programımda kendi makyajımı kendim yapıyorum bu arada, bu konuda mütevazı olamayacağım. Ama işte arada böyle güzel dostlarıma geliyorum çok yorgun olduğum zamanlarda. Göz makyajı konusunda da Irmak Atuk'un son 2 yıldır kullandığı bir stil varmış. Son 2 senedir sevdiğim olaydı şuralarıma bir parlaklık. Evet. O da muhteşem. İki gözü birbirine yaklaştırıyor ve inanın çok farklı bir hava veriyor insana. 36 yaşındaki milli sörfçümüz Çağla Kubat, kadınlarla sağlıklı yaşam sohbetlerinde buluştu. Mekik dediğimiz hareketler, kucağınızı alıp çocukla birlikte yapmaya çalışabilirsiniz. Çağla Kubat, etkinliğe kızı Selin'le katıldı. Doğduğu günden beri zaten egzersiz yapıyoruz ama özellikle pilatese çok yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Ve onun da çok başarılı olduğu bir konu pilates gerçekten. Selin her çocuk gibi oyuncaklarla oynamaktan büyük mutluluk duyuyormuş. Bebekler. Bir de hayvan oyuncakları var. En favorileri onlar. Pilates uzmanı Ebru Şallı'nın yanındayız. Ebru Hanım'ın yanında da Şallı'yı TV8'de izleye izleye tam 40 kilo veren bir hanımefendi var. Kendi söylesin, televizyonda başladım. Bir yıl ondan sonra DVD'ler çıkmaya başladı sırayla. İlk önce selülitlerimden kurtuldum, sonra karın kasları çıkardı. Beren ve Pars adında iki çocuğu bulunan Ebru Şallı, sevgilisi Sinan Akçıl'la bu yaz evleneceklerine dair kulaktan kulağa yayılan söylentilere net bir cevap verdi. Şu anda öyle bir şey düşünmüyorum. Çocukları çok seviyorum ama. Erkeklerin kas hırsı evlilik yıkar sözlerinin adresi. Son aylarda müthiş bir şekilde kas yapan eski eşi Harun Tan olduğu iddia edilmişti. Ben onu kimseye hitap etmedim. Hep sordular, yordular. Hani şöyle mi oldu, böyle mi oldu, şuna mı söylediniz, buna mı söylediniz?
kişisel bir durum söz konusu değil. Yani zayıflama ilaçlarını hiçbir zaman hayatımda önermedim zaten. Ancak kas hırsı evlilik yıkar iddiasını bir kez daha yineledi Ebru Şallı. Kavga, gürültü, eşi dostu kalmayan insanlar oluyor. Bunları yapan insanların. Dediğim gibi bildiğiniz deliriyor. Yani önermiyorum.